yani New York Belediye Başkanı'nın Türk evinin ruhsatının usulsüz bir şekilde verildiği söyleniyor. Bazı hangi diyeceksiniz, hangi Türk evindeki hangi uygulamalardan? Mesela yangın söndürme sisteminin Amerika'daki, New York'taki kurallara, yasalara, yönetmeliklere uygun olmadığı. Ama belediye başkanının işte itfaiyenin başındaki ve yangın bilmemlerinin başındaki adamı arayıp işte bu işi yapın, bu işi çözün dediği, daha sonra o öykülünün kendi aralarında yaptığı konuşmada bak bu işi yapamazsak Türk evindeki o ruhsatı veya işte her şey uygundur belgesini biz vermezsek bizim de başımızı yerler dediği yazışma da yine bildiğim kadarıyla New York savcısının iddianamesi arasında böyle işimizi kaybederiz denildiği de söyleniyor. Şimdi düzmece mi verildi Türk evinin şeyi söyleyiverin bana ruhsatı, oturma ruhsatı, yapı ruhsatı vesaire legalliği, yoksa gerçekten hak ederek mi alındı onu da bilmiyoruz. Türk evi dediğimiz AK Parti zamanında filan yapılmadı, geçmişe dayanan bir yapıdan bahsediyoruz. Türk evi geçmişten bugüne geliyor. Tadilatlar vardı tabii içerisinde. En son haliyle tam da Birleşmiş Milletler'in, ben gitmedim görmedim, karşısında olduğu söyleniyor ve burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir malı. AK Parti'nin malı filan değil. Konsolosluk da içerisinde, New York Konsolosluğu da bildiğim kadarıyla bu binanın içerisinde diyebiliyorum. Yani iktidar ve muhalefet, özellikle Erdoğan gittiğinde konuklarını oradan ağırlıyor. İşte Özgür Özel gitti, orada konuklarını ağırladı ve dedi ki burası iktidarın şeyi değil, malı değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin malı dedi ve orada konuklarını ağırladı. Hatta Özgür Özel'in de açıklaması var bu son olaylarla ilgili. Bu New York Belediye Başkanı hakkında hazırlanan iddialarla ilgili bunun dedi açıklığa kavuşması gerekiyor. Böyle bir diplomat kimdir, iş adamları kimdir, neye göre araştırılmıştır da neye göre yatırım yapalım üstüne denmiştir. O kadar çok soru var ki bu kişiyle ilgili ve içinde Türkiye'de var. Tabii şimdi sadece 57 sayfa bu iddianame. İçinde sadece Türk iş adamı, Türk diplomat ve Türk bu Türkiye'mi yoktur diye düşünüyorum. Sadece o varsa zaten bu sefer de kafama soru işaretleri geliyor. 57 sayfalık iddianamede sadece bu New York Belediye Başkanı için Türklerle başlayıp Türklerle bitiyorsa, Türk eviyle bitiyorsa, ha derim bu bir dakika ya, yani biraz acaba ön yargılı bir iddianame olabilir mi? Veya Türkiye'ye yönelik bir hamle olabilir mi? Ama içerisinde başka başka ne tür rüşvetlerin olduğu, yolsuzluk iddialarının olduğuna da bakmak gerekiyor. Var mı yok mu onu da incelemek gerekiyor. Ne yazmışlar? Ne yazmışlar? New York'ta bir gece kondu. New York'ta bir gece kondu. Ya şimdi bu da çok tabii tuhaf bir durum. Yani siz legal bir yer açıyorsunuz veya konsolosluk içerisinde adına Türkiye mi diyorsunuz ama usulsüz bir şekilde mi acaba ruhsatı verildi? New York Belediye Başkanı hatta arıyorlarmış. Kimi iş adamı işte o da var iddianamede. Onu da koymuş savcı. Bakayım Kaliforniyalı Deniz Hanım'a o bilir bak. O neler söyleniyor? Şahıs olarak 500 dolar üzerinde bağış yapılması önerilemez. 500 dolar üstünde olursa bunu ispatlamak gerekir demiş Deniz Hanım. Evet, bunlar da bizim iş adamları böyle farklı farklı insanlar bulmuşlar artık. Onlar üzerinden bağışlar yapmışlar. Kaç bin dolarlık bağış yapıldıysa. Tam şey söyleyecektim ben. Bir şey söyleyecektim ama unuttum. Kesinlikle var hiç şüphesiz demiş. Özgür Özel özellikle bir Türkiye'nin önünde basın açıklaması yaptı. Olabilir Uğur. Yani oradan mesajı vermek için. Çünkü tartışılıyor. Yani bu gerçekten legal bir belge mi? Veya legal bir oranın oturma izni var. Yoksa bir yolsuzluk veya bir rüşvet karşılığında alınmış bir belge mi? Yoksa mühürlerler orayı. Mühürlerle belki de bildiği bir şey var. Belki de kaldığı müddet boyunca orada muhalefet liderine bu soru da sorulabilecek. Şu anda iktidar tarafı sessiz. Dışişleri sessiz. Nasıl bir açıklama yapacak onu da bilmiyoruz. Ve bu iddianamenin New York Belediye Başkanı nasıl sonuçlanacağını da bilmiyoruz. Ve hatta şöyle diyorlar. Yani Türkiye'nin de bak işimizi hallet. Biz sana hep destek verdik. Adam da cevap veriyormuş bizim o yazan Türklere. Evet ben biliyorum sizin desteğinizi falan gibilerinden. Arada böyle girift ilişkiler var. Yani çirkin ilişkiler var. Hatta bu şey söyleyiverin bana. New York Belediye Başkanı Türkiye'de bir dizide de oynamış. Ya dizi, filmde Amerika, New York, New York Masalı diye bir film vardı yanlış hatırlamıyorsam. Orada da böyle bir kısa bir rolü var. Yani Türk sevgisi var ama Türk sevgisi kalben mi yoksa duygusal mı, parasal mı onu bilmiyoruz. Ama gerçekten bir Türk sevgisi var adamın.
Güzel, biz de bizi karşılıksız seviyor zannetmiştik diyor abi. Yani bence biraz duygusal bir Türk sevgisi var. Amcamız parayı seviyor veya abimiz parayı seviyor gibi bir durum var ortada. Şimdi Amerika New York'ta konuşulan konulardan biri. Eğer beni Deniz Hanım izliyorsa, sizden ricam tabii siz New York'a uzaksınız belki ama gündemin hangi maddesinde New York Belediye Başkanı? Düşünsenize dünyanın en önemli kentinden bahsediyoruz. New York. 72 milletin bulunduğu yerden bahsediyoruz. New York. Birleşmiş Milletler'in olduğu yerden bahsediyoruz. New York. Acaba mesela CNN'in, NBC'nin, ABC'nin ne kadar gündeminde New York Belediye Başkanı'nın bu yolsuzluğa karıştığı iddiası? Bunu sadece New York olarak görmeyelim. Tabii bir daha tekrarlıyorum, 57 sayfalık iddianamede Türkiye'den başka ülkelerin, başka insanların isimleri geçiyor mu, geçmiyor mu veya başka diplomatların, başka ülkelere ait diplomatların ismi geçiyor mu, geçmiyor mu? Bir bakalım ne demiş şey. O konuda CHP Washington görevlisi Yurter Özcan'a sormak gerek çünkü araştırıyor bu konuyu, onu yayınıza konuk olarak alabilirsiniz. Yurter Özcan, evet ben de ismini duymuşumdur ama sabahleyin de zaten arkadaşlarla sözcüyle yazışırken onun da dedim ulaşabiliyorsak onu oluşalım. Yani ne olup ne bittiğini öğrenelim. Gündemin bence en önemli haberi çünkü bizi de ilgilendiriyor. Dediğim gibi sadece Türkiye mi var? Türkiye'den başka ülkelerin diplomatları, iş adamları da bu beyefendiye bir şeyler verdi mi vermedi mi iddia ediliyor tabii, iddianamede yer alıyor mu? Türkiye'yi ilgilendiren tarafı kim bu iş adamları? İş adamları mı acaba? Birincisi. İkincisi kim bu diplomat ya da diplomatlar, işte geleceğe yatırım yapalım, bu adamı alalım yanımızda olsun filan gibilerinden. Üçüncüsü de Türk evinin ruhsatı gerçekten böyle yolsuzlukla mı verildi veya düzmece bir şekilde mi verildi? Rüşvetle mi o rapor alındı dedi. Allah korusun bir yangın çıksa orada çok insan o zaman hayatını kaybedebilecek. Ve bu Eric Adams'ın olayını da takip etmek gerekiyor. 57 sayfalık iddianamenin her sayfasında biz varmışız. Onu ben de duydum. Başka kimseden almamış mı yani bu adam? Yani eğer rüşvet veya yolsuzluk alışkanlığı varsa bu adam herkesten alır diye tahmin ediyorum. Yani sadece Türkiye'den almaz diye tahmin ediyorum. Fatih Bey günaydın, uzun bir aradan sonra yeniden buradayım. Maşallah gençleşmişsiniz demiş. Aydın Eray Helvacı. Teşekkür ederim. Aydın sağ ol. Çok mersi. New York olayı bu şekilde. Tabii Türkiye'den bir açıklama gelecek mi? Şimdi bunu unutturmaya çalışacak bizimkiler büyük bir ihtimalle. Narin olayında olduğu gibi. Az konuşacaklar ya da hiç konuşmayacaklar. Olayı başka yere çekecekler. Dışişleri mümkün olduğunca az konuşmaya çalışacak. Belki Hakan Fidan hala da orada olabilir diye tahmin ediyorum. Belki Hakan Fidan'a sorulacak bu soru. Özgür Özel'e sorulabilir. Ama Türkiye'yi ilgilen tarafının da bir açıklığa kavuşması gerekiyor. Bir temiz eller operasyonunun da yürekli bir savcının, cesaretli bir savcının, yok öyle bir savcı da şu anda, çıkıp bunu da Türkiye'de araştırması gerekir. Yani neticede rüşvet ve yolsuzluk iddialarından bahsediyoruz. Alan da veren de suçludur. Böyle bir durum var ama bunun Türkiye'de pek yansımasında olacağını ben zannetmiyorum.